Çanakkale İl Genel Meclisi Özel İdare'nin 2023 yılı bütçesini kabul etti. 450 milyon lira olarak belirlenen bütçede aslan payı 135 milyon lira olarak eğitime ayrıldı. Çanakkale İl Özel İdaresi 2023 yılı bütçesi 450 milyon lira olarak belirlendi. İl Genel Meclisi Başkanı Necat Önder yaptığı açıklamada, İl Genel Meclisi Kasım ayı bütçe görüşmelerinin sona erdiğini belirterek, 450 milyon olan İl Özel İdaresi 2023 yılı bütçesi Çanakkale'mize hayırlı olsun dedi. Gerçekleşen son meclisimizle birlikte 2023 yılı bütçemizi meclisimizde onayladık. Oy birliğiyle bütçemiz geçerli kazandı. Bildiğiniz üzere geçen yılki bütçeyle bu bütçe arasında %94'e varan bir artış gözlemliyoruz. Geçen sene 204 milyon lira olan bütçemiz bu sene 450 milyon liraya sonuçlandırdık, bağlandı. Ben bu 2023 yılı bütçemizin ilimize hayırlı olsun demek istiyorum. 2023 bütçesindeki dağılımdan bahseden Önder, özel idare olarak eğitim yatırımlarına büyük destek verdiklerini söyledi. Takdir edersiniz, bu paylar içerisinde özel idaresi sadece kırsalda yoldu, işte kanaldı, su deposudu vesaire de yapıyor. Biliyorsunuz bizim milli eğitime katkımız çok büyüktür. O yüzden de bu 135 milyonun dağılımından kısaca bahsedecek olursak, şimdi mesela bu 135 milyonluk insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü dediğimiz bölümde okulların bakım ve onarım giderleri var. Onların payı 2 milyon 761 bin lira. Okulların yapım, bakım, onarım giderleri 1 milyon. Mesela orada isim isim yazıyor. Ezine Geyikli İlkokul yapımı 3 milyon lira. Bayramış Milli Zafer İlkokulu yardımı 4 milyon lira. Gazi Ortaokulu yapımı 5 milyon lira. Anafartalar İlkokulu yapımı 4 milyon. Biga Ortaokulu yapımı 5 milyon. Biga İmam Hatip Lisesi Ortaokulu 5 milyon. Biga İlkokulu yapımı 5 milyon olarak dağılıyor. Bu 135 milyonun içindedir bunlar.